During ve while kelimeleri. İki kelime de iki şeyin aynı anda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılıyor. Peki bu durumda iki kelime de aynı anlama mı geliyor? Ve eğer böyleyse birbirleri yerine kullanılabiliyorlar mı? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını bu videonun sonunda biliyor olacaksın. Ayrıca during ve while kelimeleriyle ilgili özet açıklamaların ve ek örneklerin olduğu bir dosya hazırladım. Bu videoda olandan daha fazla örnek görmek istiyorsan bu dosyayı indirebilirsin. Dosyayı indirmek için de köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun bu e-posta adresine gönderilecek. Evet, buna da değindikten sonra artık during ve while kelimelerini incelemeye hazırız. During ve while kelimelerinin ikisi de esnasında anlamına geliyor ve iki olayın aynı anda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılıyor. Peki bu durumda istediğin kelimeyi istediğin durumda kullanabilir misin? Cevap hayır ve dikkat etmen gereken bir nokta var. İki kelime arasındaki en büyük fark şu. During kelimesi bir edat ve while kelimesi bir bağlaç. Peki bu ne demek ve cümleyi nasıl etkiliyor? Özetle during kelimesinden sonra bir isim gelmeli. While kelimesinden sonra ise öznesi ve fiili olan bir cümle gelmeli. Bu söylediklerim kafanı karıştırdıysa merak etme. Birazdan örneklerle birlikte ne demek istediğimi daha iyi anlayabileceksin. Mesela I met him, yani onunla tanıştım ifadesiyle başlayalım ve hem during hem de while kullanarak cümle kuralım. Daha sonra da aradaki farklara bakalım. Önce during kelimesiyle başlayalım. I met him during lunch. Onunla yemek sırasında tanıştım. I met him during the conference. Onunla konferans esnasında tanıştım. I met him during the presentation. Onunla sunum sırasında tanıştım. Ve son olarak I met him during our visit. Ziyaretimiz esnasında onunla tanıştım. Gördüğün gibi during kelimesinden sonra yemek, konferans, sunum ve ziyaret gibi kelimeler geliyor. Şimdi while kelimesini kullanarak cümle kuralım. I met him while we were eating. Yemek yediğimiz esnada onunla tanıştım. I met him while we were drinking coffee. Kahve içtiğimiz esnada onunla tanıştım. I met him while he was at the presentation. Sunumda olduğu esnada onunla tanıştım. Ve son olarak, I met him while he was looking for you. Yani onunla seni aradığı esnada tanıştım. Gördüğün gibi while kelimesinden sonra ise öznesi ve fiili olan bir cümle geliyor. Bu during kelimesinin kullanımından farklı ve aralarındaki en önemli fark bu. Bu nedenle while kullanabildiğin her cümlede during kullanamıyorsun. Kısaca yemek esnasında, kahve esnasında, film esnasında gibi isim belirtiyorsan during kullanmalısın. Ancak onu aradığım sırada, seninle konuştuğum esnada, yere düştüğü sırada gibi öznesi ve fiili olan bir cümle belirtiyorsan while kullanmalısın. Birkaç karışık örnek yapalım. Mesela I talked to him boşluk the match. Yani onunla maç esnasında konuştuğum cümlesine bakalım. Burada during mi gelmeli yoksa while kelimesi mi gelmeli? Boşluktan sonra the match şeklinde bir isim geldiği için esnasında anlamını katmak için during kullanmalısın. Başka bir örneğe geçelim. The phone rang boşluk I was watching TV. Yani televizyon seyrettiğim sırada telefon çaldı. Bu cümlede boşluğa while mı gelmeli yoksa during kelimesi mi? Boşluktan sonra öznesi ve fiili olan bir cümle geldiği için while kullanmalısın. Son bir örneğe daha bakalım. I called him boşluk you were sitting. Yani sen oturduğun sırada onu aradım. Burada boşluğa while mı gelmeli, during mi gelmeli? Yine boşluktan sonra öznesi ve fiili olan bir cümle geldiği için while kelimesini kullanmalısın. Evet, artık while ve during kelimelerinin ne anlama geldiğini ve hangi durumlarda hangi kelimeyi kullanman gerektiğini biliyorsun. Videonun başında da dediğim gibi while ve during kelimeleriyle ilgili özet açıklamaların ve ek örneklerin olduğu bir dosya hazırladım.
Dosyayı indirmek için her zamanki gibi köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun e-posta adresine gönderildi. Ayrıca gelecekte bu tarz yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan, ekranda bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni yayınlayacağım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.